TR724 sesli köşelerde Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın kaleme aldığı Süleyman Soylu'nun Yolu başlıklı yazısını sunuyoruz. Ben Süleyman Soylu'yu tanıdığımda o Erdoğan ve AKP'nin yolsuzluklarını gündeme getiren ve bu yolsuzluklardan dolayı hesap sormayı vaat eden genç, idealist bir siyasetçiydi. Daha doğrusu bu imajı oluşturmaya gayret ediyordu. O zamanlar Türkiye'de insanların oldukları gibi görünmediklerini veya göründükleri gibi olmadıklarını, kamuflaj konusundaki akıl almaz maharetlerini bilmiyordum. 19 yaşında Almanya'ya gitmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminin tümünü Almanya'da almış ve bu ülkede 15 yıl yaşadıktan sonra idealist nedenlerden dolayı ülkesine dönmüş bir genç akademisyendim. Aralık 2007'de Ankara'da birinci denememde doçentlik sınavını vermiştim. Avrupa Birliği yönelimi, demokratikleşme, haklar, özgürlüklerin geliştirilmesi, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim geleneğinin yerleşmesi gibi özgürlükçü, demokrat değerler dışında kafamda hiçbir ikincil siyasal hedef ya da ideal yoktu. Süleyman Soylu'yla çok samimi olduğum bir meslektaşım, bir dostumun aracılığıyla tanıştım. İlk konuşmamızda beni etkileyen yanı bilgi düzeyi veya karizma gibi normalde bir siyasal liderde olması gereken özelliklerinden ziyade, çünkü bunlar kendisinde yoktu, bilmediği şeyleri soran ve ekip çalışması yapmak isteyen bir görüntü vermesiydi. Bir de elbette beni tanıştıran dostumun onu çok uzun yıllardan beri ta DYP ve öncesi gençlik kollarından itibaren tanıyor olması, ona kefil olmasıydı. Sol bir aileden gelen sosyal demokrat bir insandım. Yıllarca yaşadığım Almanya'da da sosyal demokrat SPD üyesiydim. Buna karşın Türkiye'de sosyal demokrasiden önce temel haklar ve özgürlükler alanının genişletilmesinin önemi üzerinde duruyordum. Liberal demokratik bir düzenin yerleşmesinin birinci önemde olduğunu düşünüyordum. Merkez sağ seçmenin Türkiye toplumunda bu değerlerle yoğrulmasının ülkede demokrasinin kök salması bakımından çok kritik bir önemde olduğuna inanıyordum. Dahası AKP'nin merkez sağı gasp etmesinin orta ve uzun vadede İslamcılığın merkez sağda daha başat duruma gelmesine neden olacağı kanısındaydım. Tanışmamızdan sonra Süleyman Soylu'nun dış politika baş danışmanlığı teklifini kabul etmem böyle oldu. Esasında bir şekilde doğrudan değil, dolaylı başlayan bu danışmanlık ve ötesinde gündeme gelen metin yazarlığı, sonrasında resmiyet kazandı ve gittikçe sıklaşan bir iletişim trafiğinin doğmasına yol açtı. Her görüşmemizde analiz ve tavsiyelerime teveccüh göstermesini, olaylara benim gördüğüm açıdan bakmaya başlamasını, konuşmalarında benim düşüncelerimi yansıtmasını, onun ekip ruhuna verdiği öneme bağlıyordum. Bunun ciddi bir bilgi ve öngörü eksikliğinin yansıması olduğunu aklıma getirdiğim anlarda hep, ama aslında hiçbir lider her şeye tam vakıf olamaz ki diyerek onun bilgi boşluğunu görmezden gelmeye meylediyordum. Soylu'yla oldukça yakın çalışma imkanına sahip oldum. Aradan birkaç yıl geçti. Belirli rutinde ve çeşitli ortamlarda, genelde küçük gruplar dahilinde genel başkanla görüştük. Sıklıkla mesajlaştık. Bu iletişimde beni Soylu'ya takdim eden dostumun köprü rolü belirleyiciydi. Sanırım Kasım 2008'di. Bahsettiğim meslektaşım, dostum ve bir başka meslektaşım Soylu'nun genel başkan olduğu Demokrat Parti'nin genel idare kurulu üyeliğine seçilmişlerdi. Bu DP'nin en üst organıydı. Genel başkanın hemen altında partinin tüm politika ve stratejilerinin belirlendiği bir karar alma meclisiydi. DP'nin kalbiydi. Ben o dönem teklif etselerdi, akademideki görevimi gerekçe göstererek üyelikten affımı istemiştim. Sonrasında akademisyen dostumun aracılığı ve dış politika danışmanlığı fonksiyonum nedeniyle sıklıkla Ankara'da ve İstanbul'da DP'nin ana organı olan GİK üyeleriyle iletişimlerim oldu. Soylu'yla oldukça yakın ve samimi bir ortamda çalışma imkanına sahip oldum. Bazen 3-4 kişiden oluşan bir ekip içinde formaliteye ve hiyerarşiye yer olmayacak şekilde beyin fırtınaları yapıyorduk. Ben o dönem Türkiye siyasetinde en aykırı gelebilecek düşünceleri ve analizleri bile Soylu'ya doğrudan söyleyebilecek bir samimiyet içerisindeydim. Soylu bunu teşvik ediyor, destekliyor, hatta rica ediyordu. Birçok enformel görüşmemiz oldu. Kıbrıs'tan Kürt sorununa, eşcinsel haklarından din-sekülerlik tartışmalarına,
Avrupa Birliği sürecinden Erdoğan AKP stratejilerine, dış politika, iç politika, güvenlik gibi alanlarla alakalı aklınıza gelen her konuda düşüncelerimi sordu. Elbette ortamdaki diğer üst düzey DP GİK üyeleri ve danışmanlarıyla beraberdim. Ama bana çok değer veriyor, sıklıkla düşüncelerime herkesin içinde hak veriyor, cidden reformist ve özgürlükçü bir profil çiziyordu. Ben bugün kimsem ve neysem o günde oydum. Aynı değerlere, aynı ilkelere inanan biriydim. Soylu'nun görünümü bu değerleri paylaştığı yönündeydi. Bu nedenle ben DP'nin ve kendisinin yeniliklere gayet açık, genç, dinamik ve demokrat bir genel başkan olarak Türkiye'de ileride önemli bir rol oynayabileceği konusunda ikna oldum. O zamanlar ileride oynayacağı önemli rolü doğru tespit etmişim ama tarihin yanlış yerinde yer alacağını, hatta bu tarihte bir başrol oyuncusu olacağını öngörememişim. Dedim ya, ben hala Almanya'da şahsiyetin ana zemini olarak kabul edilen olduğu gibi görünmek konusunda Türkiye'deki ciddi kültürel erozyonu fark edememiş durumdaydım. Hayatında takiye olmayan biri olarak takiyeyi ilmi siyaset addeden ekolün yabancısıydım. İyi ki de öyleymişim aslında. Derken Kasım 2008'de DP Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Ben o kongre için Soylu'nun ana strateji geliştirmek üzere Ankara'daki Celal Bayar Köşkü'ne davet ettiği 2-3 kişiden biriydim. Çok onore edici bir sorumluluktu. 3-4 gün gece gündüz Bayar Köşkü'nde çalıştık. Kongrenin planlanmasını, genel başkanın konuşmalarını, partinin stratejilerini belirledik. Soylu'yla çok yakın bir çalışma oldu. Uykusuz geceler, sohbetler, şakalar, birçok insani durum. Takdir edersiniz, insanları birbirine yaklaştırıyor. Tanıdığım insan Soylu, özellikle iyi bir ekip oyuncusu olarak benim değer verdiğim biriydi. Giderek DP'nin ana yörüngesine ekibinin etkisini yansıtmasıyla merkez sağda ileride değişik bir liderlik ekolü oluşturacağına kani olmuştum. İnsanların söylemlerini doğru kabul etmek, dürüst ve yapıcı bir insan ilişkisinin temelini oluşturur. Bu doğrultuda Soylu'nun diskurunu, Soylu'nun fikri ve inancı kabul ettim. Doğrusu ve olması gereken de buydu zaten. Soylu adımı çarşaf listeye alarak benim GİK üyesi seçilmemi sağladı. O 9. Olağan Kongre'de GİK listesinde benim adım yoktu. Nereden mi biliyorum, listeyi hazırlayan ekipteydim de ondan. Dedim ya, çok az kişiydik zaten. Kongreye genel başkanla beraber gittik. Kongre tıka basa doluydu. Ciddi bir destek vardı. Başkanın bu kadar yakınında olmak, o havayı koklamak, köklü bir siyasi geleneğin evrimine katkı ve etkide bulunuyor olmak muhteşem bir duyguydu. Bugün yazılarımda savunduğum değerlerin önemli bir siyasal geleneğin lideri tarafından savunulması, onu bazı konulara yönlendirmek ve duyarlı hale getirmek ciddi bir kamusal yarar verme duygusu sağlıyordu. O kongrede sanırım Bayar Köşkü'ndeki güven ve arkadaşlık ortamının verdiği güvenle bana sormadan Soylu adımı çarşaf listeye alarak benim GİK üyesi seçilmemi sağladı. Artık Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi geleneğinin tek temsilcisi olan yeni DP'nin en üst karar organına seçilmiştim. Çok küçük bir grubun üyesiydim ve bunun da ötesinde diğer GİK üyelerinden daha farklı bir konumda genel başkanın en yakın ekibindeydim. Daha 36 yaşındaydım. Yeni doçent olmuştum. Benimle beraber birkaç akademisyen daha vardı. Sonrasında DP seçimlerden istediği sonuçları elde edemedi. Partide bu yazıda ele almak istemediğim bazı kıpırdanmalar ve huzursuzluklar doğdu. Derin devlet geleneği ve dinozorların partiyi yeniden ele geçirme niyetleri falan. Klasik bir Türkiye siyaseti mutfağı yani, anlayacağınız. Soylu bu dönemde bana ve yakın ekibine daha da yaklaştı. Genel merkezde çok kez beraber çalıştık. Hatta makam aracıyla Ankara-İstanbul arasında beraber olduk. O derece yakındık. Onun saç stilinden retoriğine, verdiği örneklerden konuşmalarındaki tonlamalarına, detay siyasi stratejilerinden ana meselelerdeki pozisyonuna kadar her konuda çok ama çok yakın mesaimiz oldu. Soylu o zamanlar bambaşka bir insandı. Rahmetli Menderes'le kendini kıyaslıyorsun, bu milleti oyalıyorsun, bu milleti kandırıyorsun, bu ülkenin insanını istismar ediyorsun, sen kim, Menderes kim dediği Tayyip Erdoğan'a henüz
Tayyip Erdoğan bu ülkenin ilelebet, ezeli ve ebedi başkanıdır deme aşamasına gelmemişti. Erdoğan'ın başkanlık sistemini kendisi için istemediğini, vallahi billahi diyerek savunacak bir siyasetçi görünümü yoktu. İnadımı, inancımı, sadece DP'yi ve dürüst insanları yeniden Türkiye'nin yönetimine getirmeye azmettirdiğim için size bir söz veriyorum. Bir daha ama asla bir daha boynunuzu yere eğdirmeyeceğim diyordu. Gelinen noktada artık SS, Hitler Almanyası'ndaki faşist paramiliter Nazi gücünün kısaltması olarak anılan 511 vatandaşını hukuksuzca ve anayasaya bile aykırı olarak gözaltına aldırtan veya tutuklatan, yüz binlerce kamu personeli şerefli Türkiye memurunu saçma sapan ve sudan gerekçelerle kanıtsız ve keyfi ihraç eden ve onları aileleriyle birlikte açlığa, sefalete mahkum eden, hatta ve hatta bugün artık daha da ileri giderek seçimlerde seçilecek belediye başkanlarına ve meclis üyelerine mazbatalarını vermeyeceğini alenen söyleyen bir faşizan tetikçi profili var. Seçim meydanlarında kendisine soru soran vatandaşın sorusunu beğenmeyip hırpalatan, sonra da tutuklatan bir kara gömlekli izliyorum dehşet içerisinde. Bir de kifayetsiz bir muhterisin pozisyonunu korumak için ve biraz daha güç devşirebilmek için ne kadar şahsiyetsizleşebileceğine tanık oluyorum utanarak. Şahsiyet diyorum çünkü dün tükürdüğünü bugün yalamanın, dün kara dediğini bugün salt onaylamak da değil, onun adeta kulu olmanın ete kemiğe bürünmüş hali gibi hareket ediyor Soylu. DP lideriyken savunduğu değerlerin tümüne ihanet ediyor. Bu manada oryantal ilmi siyaset vodvilinin en baş figürü, üstadı azamı görünümde, sırtını derin bir yerlere ağırların, çillerlerin ve diğer karanlık figürlerin iplerini tutanların gücüne dayamış. Ne hikmetse Türkiye tarihinde bir ilk olarak seçimlerde oradan oraya konuşmaya, mitinglere gidiyor. Anlaşılan ezeli, ebedi başkanı reisi için geriye sayımın başladığını kokluyor. Evet, kifayetsiz belki, çok zeki değil hatta ama içgüdüleri çok keskin. Burnu da iyi koku alıyor. Kariyerinin basamaklarını tırmanırken her yolu mübah gören, nabza göre şerbet veren, ilkesiz, değersiz güce tapan ve salt iktidar arzulayan tipik bir Türkiye oryantal siyasetçisi o. Soğuk mahzenlerde inim inim inleyen, işkencehanelerde onuru bedeniyle beraber ezilen bu rezil ve utanç dolu dönemde Erdoğan'la beraber derinlerin tasmasına en fazla talip olan bir siyasetçi. Soylu'nun bana öğrettiği tek şey. Bense aynı Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde KHK ile vatan haini ve terörcü ilan edilerek, alnına kara leke çalınarak üniversitedeki görevinden atılan basit bir akademisyenim. Beni attıklarında Kanada'da bir yıllık görevlendirmeyle üniversitem adına araştırma yapıyordum. Çocuklarımın ve eşimin de pasaportlarını iptal ederek bize Türkiye sınırları dışında da zulmetmeye çalıştıklarında Soylu'nun nasıl bir karakteri olduğunu, onun için onur, sadakat, adalet gibi kavramların ne anlama geldiğini daha iyi anladım. O meydanlarda haykıran, ağzından köpükler çıkartarak bir İçişleri Bakanı'ndan ziyade bir sokak kabadayısı gibi konuşan, insanların kaderlerine zebanilik yapmaktan gurur duyan insanın şahsiyetine bir not verdim. Ve yollarımı ondan çok önceleri, AKP'ye geçme haberini aldıktan hemen sonra ayırdığımdan dolayı büyük bir huzur hissettim. Soylu'nun bana öğrettiği tek şey, Türkiye'de insanların sözlerinin çok fazla anlam taşımadığı oldu. Her zaman sözden ziyade eylem, yan, davranış esastır. Süleyman Soylu ile ilgili izlediğim her bir videodan sonra, onunla alakalı okuduğum her bir haberden sonra, onunla yan yana olmadığımdan dolayı şükrediyorum. Kendi kendime iyi ki onunla yol arkadaşı değilim, iyi ki onun gibi değilim diyorum. İyilikle kötülüğün mücadelesinde tutulan saf bakımından sanırım SS'den daha iyi bir turnusol yok diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.